Müşterileri için kahvaltı hazırlıyor. Normal şartlarda Mustafa Güden'in buna vakti olmazdı. Antalya'da yüksek sezonda otel sahibi genellikle çalışmaktan tükenirdi. Ama bu yıl değil. Şu anda sadece bir odası dolu. Almanya'dan bir aile seyahat uyarısına rağmen gelmiş. Burayı seviyorlar. Sadece şunu söyleyebilirim. Buraya gelin hepiniz. Antalya'da her şey harika. Ama koronavirüs krizi nedeniyle neredeyse hiç kimse gelmiyor. Sezona normalde Nisan'dan itibaren dolu dolu geçiriyorduk. Nisan'dan Ekim'in sonuna kadar %100 doluyduk. Ama ne yazık ki şimdi sadece 3 kişi var. Zaten Temmuz'a gireceğiz. Sezonumuz 3 ay kaldı. Zor. Mustafa Güden otelini güvenli kılmak için elinden geleni yapmış. Hükümet sıkı hijyen kuralları koydu. İşte bu yüzden Güden odaları ve havuz sandalyelerini günde birkaç kez dezenfekte ediyor. Hiç kimse kullanmıyor olsa da. Müşterilerimize maske veriyoruz. Nereye giderlerse gitsinler ellerini dezenfekte ediyorlar. Kontroller çok büyük. Her gün müşterilerin kontrolünü yapıyoruz, derecesini ölçüyoruz. Yani elimizden gelen bütün tedbirleri aldık. Maalesef turist yok. Antalya'nın plajları Akdeniz bölgesindeki en popüler tatil yerleri arasında. Geçen yıl yurt dışından yaklaşık 15 milyon turist geldi. Ancak bu yaz şezlongların çoğu boş. Koronavirüs krizi nedeniyle Avrupa'daki hükümetler, Almanya'da dahil, vatandaşlarını Türkiye'ye seyahat konusunda uyarıyor. Turizmle geçinen çoğu kişi bunun haksızlık olduğunu düşünüyor. Antalya bölgesinde yaklaşık 2,5 milyon insan yaşıyor. Ancak şimdiye kadar burada sadece birkaç yüz koronavirüs vakası resmi olarak kayıtlara geçti. Mustafa Güden, Türkiye'nin krizle mücadelede nispeten iyi olduğunu düşünüyor. Avrupa'daki karar mekanizmalarının kendi turizm destinasyonlarına avantaj sağlamak için Türkiye'ye yapılan seyahatlere karşı kasıtlı olarak uyarıda bulunduklarına inanıyor. Almanya bize dediğim gibi çok ön yargılı davrandı. Risk bölgesi etti. Bizden daha kötü ülkeleri aştılar. İspanya, İtalya, onların sorunları daha çok, hastaları daha çok, vakaları çok, ölü sayısı çok. Birçoğu Güden'in hayal kırıklığını paylaşıyor. Antalya'nın tarihi eski şehri normalde hediyelik eşya için pazarlık eden turistlerle doludur. Şimdi satıcılar adeta sinek avlıyor. Restoran sahipleri ve taksi şoförleri ne kadar süre dayanabileceklerini merak ediyor. Biz grubu 3'e böldük zaten. Günde 13 araba çalışıyor. Yani o bile fazla geliyor. Zaten otellerin hepsi boş şu an. Yani bütün her şeyimiz, hazırlığımız turiste yönelikti. Şimdi turist olmayınca şimdi yerli turiste bir yere kadar. Kıştan geldik. Yazda sezon hazırlık yaparak tamamen bitti. Artık 2000 bitti gibi 2021'inde hesapları yapmak bize zor geliyor şu anda yani. Kayıp bir yıl belki de. Geçen sezon otelden iyi para kazandığını söylüyor Mustafa Güden ve hala umutlu. Ancak şunu da biliyor. Avrupalı turistler yakında geri gelmezse tatil cenneti Antalya yıkıcı bir yazla karşı karşıya kalacak.